Ayrıntılar Ceyda Muslu'nun dosya haberinde. 7 gün 24 saat. Denizden, karadan ve havadan Boğaz'ın serin sularını gözlüyorlar. En küçük şüpheye anında müdahale ediyorlar. Onlar İstanbul Boğazı'nın görünmeyen kahramanları. Komutanlığımızın vazifesi İstanbul Boğazı ve yaklaşma sularında deniz hak ve menfaatlerimizin korunması ve geliştirilmesi maksadıyla kuruluşundaki birlikleri harbe hazır bulundurmak, kara, deniz ve hava sorumluluk sahasını savunmak, İstanbul Boğazı'nda Montre Sözleşmesi hükümlerini uygulamak, bölgemizde meydana gelebilecek bir doğal afette insani yardım ve tahliye harekatlarını afet birliği olarak sevk ve idare etmektir. Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı'na bağlı olan İstanbul Boğaz Komutanlığı 5.280 dönüm arazi üzerine konuşlandırılmış. Toplam deniz sorumluluk sahası ise 17.270 km². Anadolu kenarlarından bir adet şüpheli cisim tespit edildi. Mayın olabileceği değerlendirilmektedir. Tamam. İstanbul Boğaz Komutanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte büyük tehlike yaratan deniz mayınlarına yönelik tarama ve imha faaliyetlerini de yürütüyor. Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki savaşta dökülen mayınların donanımlarından kurtularak sürüklenmeleri halinde oluşturacağı tehlikeleri bertaraf etme görevi de verilen direktifler gereğince komutanlığımız tarafından yürütülmektedir. Tarama çalışmaları, gemiler ve sahil şeridindeki gözetleme karakol komutanlıkları tarafından gerçekleştiriliyor. Tamamı yerli ve milli imkanlarla üretilmiş elektro-optik sistemler kullanılıyor. İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında 10 farklı bölgede konuşlanmış birlikleriyle birlikte İstanbul Boğaz Komutanlığı, Boğaz'ın savunmasını tam 70 yıldır sürdürüyor. Keşif karakol gemileri yine Boğaz'ın güvenliği için 7/24 devriyede. Gemimiz İstanbul Boğazı yaklaşma sularında keşif gözetleme faaliyetleri, denizaltı savunma harbi ve su üstü harbi görevlerini icra etmektedir. Son dönemde ise sürüklenen mayınları bertaraf etme görevi kapsamında Karadeniz'de keşif karakol faaliyetleri yürütülmektedir. Nöbet sadece denizden ve karadaki gözetleme noktalarından değil, helipad komutanlığı aracılığıyla havadan da gerçekleştiriliyor. İstanbul Boğazı günün her anı kontrol altında tutuluyor.